Kitabımızın adı: Bir kedi, bir adam, İki kadın. Yazar: Junichiro Tanizaki. Sevgili Fukuko, mektuptaki iade adresine Yukin'in adını yazmak zorundaydım. Kusura bakma lütfen. Ama maalesef Yuki değilim. Bu dediklerimden kim olduğumu çıkarmışsındır. Belki de daha zarfa açar açmaz anlamışsındır zaten. Kendi kendine A yükü mektup yazmış diyerek zarfı açmış ve kızarak bu ne cüret bana mektubunu okutmak için arkadaşımın adını kullanmış demişsindir. Ama bir düşün Fukuko kendi adımı yazsaydım o görür ve mektubun eline geçmesine mani olurdu bundan eminim ve mektubu okumanı istiyordum yani görüyorsun ya başka yolu yoktu fakat için rahat olsun. Olanlar için seni suçlamak ya da iyi niyetini suistimal etmek gibi bir amacım yok.'' Öyle olsaydı bu mektubun 10-20 kart uzunluğu yazardım. Ama bir şeyi aramazdı değil mi? Haha! <laughs> Yaşadıklarım sayesinde ben de artık çok güçlü oldum. Onca ağlanacak şeye ve pişmanlığa rağmen sürekli ağlamıyorum. Çünkü olanları kafaya takmamaya, olabildiğince iyimser olmaya karar verdim. Neticede insanın başına gelecekleri yalnızca Tanrı bilir. Ve başka insanların mutluluğunu kıskanmak, onların mutluluğundan nefret etmek aptallığın daniskasıdır. Eğitimsiz bir kadın olsam bile böyle doğrudan sana yazarak kabalık ettiğimin farkındayım. Ama Tsukamato Bey'den defalarca yardım istediğim halde bana kulak asmadığı için senden yardım istemek durumunda kaldım. Bunu söylemekle zahmetli bir şey isteyeceğim izlenimini yaratmış olabilirim. Kesinlikle öyle olmadığını belirteyim. Senin evinden istediğim yalnızca tek bir şey var. Bunu söylerken onu kastetmiyorum elbette. Ben çok daha önemsiz, çok daha sıradan bir şeyi Lili'yi istiyorum. Sukamoto Bey'in dediğine göre o Lili'yi bana verip vermemeni umursamıyormuş. Buna tek engel senmişsin. Bu doğru mu Fukuko? Biricik dileğimin gerçekleşmesine gerçekten sen mi mani oluyorsun? Ben sana kendi hayatımdan daha değerli olan o adamı verdim. Sadece onu mu? Onunla beraber kurduğumuz huzurlu yuvamızı da verdim. Kırık bir çanaktan başka bir şey de alamadım. Hatta evlenince getirdiğim çeyizimden kalanlar bile almadım. Eski anıları canlandıracak şeyleri etrafımda görmemek işime geliyor elbette. Sadece Lili'yi almak istiyorum. Buna izin veremez misin? Başka manasız isteklerde bulunmayacağım. Her şeyden geçtim, yenildim, aşağılandım ama yine de katlandım. Bu kadar büyük fedakarlığın karşılığında ufak bir kedi istemek çok mu? Senin için zaten varlığıyla yokluğu bir ufak bir hayvan ama benim yalnızlığıma teselli olabilir. O kadar korkak olduğumu düşünmeni istemiyorum fakat Lili de olmayınca yalnızlığa katlanamıyorum. Şu koskoca dünyada o kedi dışında kimse varlığıma ihtiyaç duymuyor. Bu kadar kötü durumdayken beni biraz daha üzmek mi istiyorsun? Yalnızlığım ve kederim için biraz olsun üzülmüyor musun? Yok, hayır. Sen öyle biri değilsin. Adım gibi biliyorum ki Lili'den vazgeçmeyecek olan sen değilsin. O adam. Lili'yi çok seviyor. Hep senden ayrılırım da bu kediden vazgeçemem derdi. Ve gerek yemekte gerekse uyurken Lili'yi hep benden üstün tutmuştur. Öyleyse neden dürüstçe çıkıp kediyi vermeyeceğini söylemiyor da seni bahane ediyor. İşte bu da senin düşünmen gereken mesele. Fukuko. Nihayetinde yaşlı bir dırdırcı olan benden kurtuldu ve sevdiği kızla yani seninle yeni bir hayat kurdu. Benimle beraberken Lili'ye ihtiyaç duruyordu. Ama şimdi kedinin varlığının engel teşkil etmesi gerekmiyor mu? Kedi olmazsa bir şeyler eksik mi kalır yoksa hala? Ve bu tıpkı bana yaptığı gibi seni kediden aşağı gördüğü için olmasın sakın. Affedersin. Haddimi açtım. Eminim o kadar da ahmak değildir. Ama yine de kendi hislerini gizleyip seni bahane etmesi bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabilir. Haha. <laughs> Bana ne ya? Ama sen yine de dikkatli ol. Alt tarafı kedi deyip geçersen o kedi de senin yerine geçer. Asla seni yanlış yönlendirmeye çalışmıyorum. Neticede bu olay benden çok seni ilgilendiriyor. Lili'yi derhal o adamdan uzaklaştırmaya bak. Olur da buna karşı çıkarsa sence de tuhaf kaçmaz mı? Fukuko mektubu kelimesi kelimesine belleğine kaydetti ve Shozo'nun Lili ile ilişkisini daha dikkatli izlemeye başladı. Shozo marine edilmiş istavrit eşliğinde sakesini içiyordu. Küçük bir yudum aldı ve kadehini bıraktıktan sonra yemek çubuklarıyla bir balık alıp Lili diye seslendi. Lili arka ayakları üzerinde dikildi ve ön patileriyle oval bir masanın kenarına basıp hareketsiz kalarak sahibinin tabağında duran balıklara baktı. Bar tezgahına yaslanmış bir müşteriye ya da Notre Dame'ın kulelerinden sarkan ucubelere benziyordu. Çozo balığı havaya kaldırınca Lili'nin burun delikleri titredi ve tıpkı hayranlık duyan bir insanınki gibi büyük, yüz yuvarlak olan gözleriyle lokmaya özlemle baktı. Ama Şozo o kadar kolay pes etmeyecekti. İşte geliyor diyerek balığı burnuna kadar sarkıtıp Lili'yi taciz ettikten sonra aniden çekip kendi ağzına attı. Sonra gürültülü bir şekilde balığın sosunu höpürdetip... ...gevrek kılçıklarını çiğnediği ve başka bir balıkla aynı şeyi tekrar etmeye koyuldu. Yaklaştırıp uzaklaştırarak kaldırıp indirerek kediyi boş yere ümitlendiriyordu. Lili patilerini masadan kaldırıp göğsü hizasında tutarak... ...arka ayakları üzerinde sendeleyerek balığı takip etmeye çalışıyordu. Balık kafasının üstünde sabitlendiğinde avına gözleriyle odaklanıp patileriyle yakalamak için ileriye bir hamle yapıyor, başarısızlığa uğrayıp düşüyor ve tekrar deniyordu. Bu çılgın uğraşta istavriti kapabilmek 5-10 dakikasını aldı. Şozo aynı şeyi ısrarla tekrar ediyordu. Kediye balık verip içkisinden bir yudum alıyor ve Lily'ye seslenip bir sonraki ödülünü havaya kaldırıyordu. Herhalde tabakta her biri yaklaşık 5 cm uzunluğunda bir düzine kadar istavrit vardı.'' en fazla 3 ya da 4 tanesi kendisi yemiş. Balıkların gerisini sadece sirke sosunu yaladıktan sonra Lili'ye vermişti. Ah ah acıyor dedim sana. Ah! Lili omuzlarına çıkıp tırnaklarını batırınca Şozo böyle feryat etti. Sana diyorum in in oradan. Eylül'ün yarısı geçmişti ve yaz sıcağı yavaş yavaş kayboluyordu ama Şozo şişman insanların pek çoğu gibi terlemeye meyilli olduğu için sıcağı sevmiyordu. Alçak yemek masasını geçen günkü sağanak yüzünden çamurla kaplanan arka verandaya çıkarmıştı. Üzerinde kısa kollu iç gömleği, yün kuşağı ve paçası dizine kadar inen donu ile bağdaş kurmuş oturuyordu. Yumru tepeleri andıran omuzları etli ve yuvarlaktı. Dolayısıyla lili tutunabilmek için tırnaklarını kullanıyordu tırnakları ince pamuk iç gömleğini geçip Şozo'nun etine giriyor ve bu da Şozo'ya acı veriyordu. Ah acıyor diye bir çığlık daha attıktan sonra in aşağı dedim sana diye bağırdı. Sert omuzlarını silkiyor, kediyi inmeye zorlamak için yana doğru eğiliyordu. Ama kedi yerini korumaya kararlıydı ve iç gömleğinde kan benekleri belirinceye kadar tırnaklarını Şozo'nun etine batırdı. Her ne kadar kedinin vahşiliğinden şikayet etse de asla sahiden kızamıyordu. Bu durumun tamamen farkında olan Lili memnuniyet belirten bir takım sesler çıkararak yüzünü yavaşça sahibinin yanağına yasladı ve sanki ağzının içindeki balığı görmüşçesine kendi ağzını cesurca adamın ağzına yaklaştırdı. Şozo çiğnemeyi bırakıp ağzından bir parça balık çıkaracak olsa Lili lokmayı kapmak için kıvrak bir şekilde ileri atılırdı. Genellikle tek hamlede yutardı balığı. Bazen de adamın ağzının kenarlarında kalanları bile dikkatle ve gönül rahatlığıyla yalardı. Hatta bazen aynı balığı farklı uçlarından beraber yedikleri bile olurdu. Sonra Shozo kaşlarını çatar ve humurtular eşliğinde yüzünü eşkitip sinirle tükürürdü. Ama ne olursa olsun adam da en az kedi kadar eğlenirdi. Bu yorucu oyunlara ara verip dinlenirken kadehini doldurması için karısına uzatırdı. He, neyin var diyerek kısa süre öncesine kadar neşesi yerinde olan fakat şimdi gözlerini kocasına dikmiş, kadehini dolduracağı yerde ellerini gömleğinin koluna sokmuş vaziyette bekleyen karısına endişeyle baktı. Başka sakya kalmadı mı diye sordu. Şaşkın ve dikkatli bir ifadeyle eşinin yüzünü incelemeye devam ederken bardağı usulca geri çekti. Kadının yüzünde donuk bir ifade vardı. Çekingen bir tavırla sana söyleyeceklerim var diyerek daha kederli bir görünüme büründü. Ne söyleyeceksin? Bu kediyi Şinako'ya vereceksin. Neden? Şozo eşinin ne demeye aniden böyle bir şey talep ettiğini düşünüp bir süre öfkeyle solup alıp verse de karısı oralı bile olmadığı için ne düşüneceğini ve ne yapacağını bilemedi. Ne oldu böyle aniden? Ne olduysa oldu. Kediyi vereceksin. ''Yarın Tsukamoto Bey'i çağır da bir an evvel bitsin bu iş.'' ''Tamam da nereden çıktı şimdi bu?'' ''Reddediyorsun yani?'' ''Dur, dur bakalım biraz. Sen bana nedenini söylemezsen ne yapabilirim?'' ''Ne oldu sana? Seni incitecek bir şey mi yaptım?'' Lily'i mi kıskanıyor yoksa diye bir süreliğine düşündüyse de bunun saçma olduğuna karar verdi. Nihayetinde Fukuko da kedileri çok seviyordu. Hala eski eşi Shinako ile yaşarken Fukuko'ya eşinin bazen kediyi kıskandığından bahsetmiş. Fukuko da bu durumu küçümseyip alay etmişti. Yani adamın kediye olan düşkünlüğünü bilerek onunla yaşamaya gelmişti. Dahası eve geldikten sonra Shozo kadar aşırı olmasa da kediye şefkat gösteriyordu. Şimdiye kadar tıpkı bugün yaptığı gibi Lili'nin çiftin yemeklerine ortak olmasına karşı olumsuz tek bir kelime bile etmemişti. Ve bugünkü gibi adam akşam sakesini içip Lili ile oynamaya başladığında Fukuko ikisinin sirki andıran gösterisinden keyif alır hatta kendisi de kediye birkaç kırıntı verir bazen hoplatıp zıplatırdı. Yani Lili'nin araya sıkışmış varlığı yeni evli çiftin daha da yaklaşmasına yarıyor akşam yemeklerinin daha neşeli ve rahat geçmesini sağlıyordu. Asla sorun teşkil etmemişti. Öyleyse mesele neydi? Daha düne hatta az öncesine Şozon'un 5. ya da 6. kadehine kadar her şey yolundaydı. İçtiği bu kadehler mi durumu ters yüz edip karısını üzmüştü yoksa Şinoko için üzülmeye mi başlamıştı? Şinoko'nun evden ayrılırken ödeşmek için Lili'yi istediği doğruydu. Üstelik sonrasında Tuskamato Bey aracılığıyla aynı şeyi birkaç kez daha talep etmişti. Ama Shozo bu konuyu tartışmanın bile gereksiz olduğunu düşünerek her seferinde reddetmişti. Shinako'nun Tsukamoto ile gönderdiği mesajın aslı şuydu: Her ne kadar kendi karısını evinden ayırıp yerine başka bir kadın alacak kadar kalpsiz bir adamdan ayrıldığı için üzüntü duymuyor olsa da onu unutamıyordu. Ona ne kadar kızsa da, ondan ne kadar nefret etse de bunu yapamıyordu. Bu yüzden Shozo'yu hatırlatacak bir şeyler istiyordu. Bu Lili olabilirdi. Birlikte yaşarlarken adamın kediye gösterdiği sevgiye içerlendiğine şüphe yoktu. Hatta bazen sinsice kediye kötü davranıyordu ama şimdi eski evlerindeki her şeyi özlüyordu. En çok da Lili'yi. Shinako en azından Lili'yi alabilse onu hiç olmayan çocukları yerine koyar, böylece bütün şefkatini ona boca ederdi. Bu da bir bakıma hayatındaki kasvet ve yalnızlığı telafi edebilirdi.'' ''Görüyorsunuz ya efendi işi. Bütün mesele bu kedi. Böyle düşününce ona üzülüyorsunuz değil mi?'' demişti Tuskamato. Ama Shozo her zamanki yüz ifadesiyle ''O kadının dediklerine inanırsan mahvolursun'' diye cevap vermişti. Shinako pazarlık konusunda uzmandı ve yetenekli olduğu için de söyledikleri uydurma şeyleri olabilirdi. Mesela, sert ve inatçı kişiliği göz önüne alındığında, Shozo'yu özlediğine ve Lili'yi çok sevdiğine ilişkin şefkatli sözleri çok şüpheliydi. Neden Lili'yi çok sevsin ki? Kesin kediyi bir yere götürüp keyif için işkence falan edecektir. Böyle değilse de, Shozo'nun değer verdiği bir şeyi ondan koparıp almak içindir. Ama hayır. Bu Shinoko için çok basit bir intikam yöntemi olacağından, işin içinde daha çetrefilli şeyler olabilirdi. Her halükarda bizim alık Şozo kadının gerçek niyetini bir türlü kestiremiyordu ve bu da sinirlerini geriyordu. Hem o kim oluyordu da böyle bencilce taleplerde bulunabiliyordu. Elbette evi en kısa sürede terk etmesini istediği günden beri savunmasız taraf Şozo'ydu. Bu yüzden onun taleplerini genellikle kabul ediyordu. Ama işi Lili'yi isteyecek kadar ileri götürmenin anlamı var mıydı? Tuskamato'nun ısrarlı ricalarına rağmen kendisine has argüman ve bahanelerle köşe kapmaca oynamaya devam ediyordu. Fukuko da doğal olarak bu konuda kocasıyla hemfikirdi. Hatta durumu kocasından bir adım daha ileriye taşmıştı. Sebebini söylesene. Nedir bu hiçbir şey anlamadım. Diyerek sake şişesine uzanan Shozo bir kadeh daha doldurdu. Sonra kendi bacağına hafif bir şaplak atıp gergin bir tavırla odaya bakınarak yarım ağızla Bizde sinek kovucu yok mu? Dedi. Hava kararmaktaydı ve bahçedeki tahta çitlerin üzerinden verandaya doğru uğultuyla ilerlemekte olan bir sivrisinek öbeği görünüyordu. Lili fazla şımartılmış bir edayla masanın altında kıvrılmış yatıyordu. Ama muhabbet kendisine dönmeye başlayınca usulca bahçeye inmiş, kedilere has bir zarafetle çitin altından geçerek gözden kaybolmuştu. Aslında çok yedikten sonra hep yaptığı bir şeyler olsa da bu defa tuhaf bir etki yaratmıştı. Fukuko tek kelime etmeden mutfağa gidip sinek kovucuyu getirdi. Tutuşturarak masanın altına koydu ve kendinden daha sakin bir sesle sordu. Olan balığı kediye verdin değil mi? Kendin ancak iki ya da üç tane yedin. İnan hatırlamıyorum. Ben saydım. Tabakta on üç tane balık vardı 10 tanesini Lili yedi. Sana da üç tane kaldı. Bunda ne kötülük var peki? Neyin kötü olduğunu anlamıyorsun değil mi? İyi düşün bakalım. Elbette kediyi kıskanacak halim yok. Sana kokusuna dayanamadığımı söylediğim halde sırf sen seviyorsun diye soslu istavrit yapmam konusunda ısrar etmişti. Ve kendin doğru düzgün yemeden hepsini kediye yedirdi. Demek Fukuko'nun derdi buydu. Osaka Kobe demir Yolu üzerindeki kasabalarda Nishinomiya, Ashiya, Uizaki, Sumiyoshi tezgahlarının başında taze geldi diye bağıran balıkçılar günlük istavrit ve sardalya satarlardı. 3-4 kişilik bir aileyi doyuracak ebattaki fileler 10-15 yere satılırdı. Satışlar iyi olduğunda bir sürü balıkçı olurdu. Yaz aylarında balıkların boyu 3-4 santimi geçemezdi. Göz yaklaştıkça büyüseler de tuzlamak ya da yağda kızartmak için hala çok küçük olurlardı. soya sosu ve sirke ile marine edilip üstüne kıyılmış zencefil atılarak fırınlandıktan sonra kılçıklı yenebiliyordu. Ama Fukuko soya ve sirkeyi sevmediği için balıkları böyle pişirmekten hoşlanmıyordu. Sıcak ve yağlı yemekleri seviyordu. Böyle sicim gibi şeyler yemek zorunda olmak epeyce canını sıkıyordu. Fukuko'nun tipik vesveseleriyle karşılaşınca balığı kendi halledeceğini ve ona kendi isteği yemeği pişirmesini söylemişti Şozo. Sokağa balıkçı geldiğinde kendine yetecek kadar alıyordu. Fukuko Şozo'nun kuzeniydi ve karısı olup evine geldiğinde kaynanasını mutlu etmek gibi bir endişesi olmadığından daha geldiğinin ikinci günü istediği gibi takılmaya başladı. Ne var ki kocası mutfakta elinde bıçakla görülür de laf olur diye korktuğundan sonunda istemeyerek de olsa kendisinin hazırladığı yemekleri yemeye başladılar. İşin kötüsü arka arkaya 5-6 gün istavrit yiyorlardı. Nihayet 2-3 gün önce birden şunun farkına vardı Fukuko. Shozo karısının şikayetlerine kulak asmayıp ısrarla istediği balığı kendisi yemiyor kediye yediriyordu. Üzerine düşündükçe resim giderek berraklaşıyordu. İstavrit küçüktü ve kılçıkları kolayca çiğnendiği için ayıklamaya gerek yoktu. Soğuk da olsa yeniyordu ve az para karşılığında çokça alabiliyordunuz. Başka bir deyişle günlük kedi maması niyetine kullanılan ideal bir yiyecekti. Şozonun değil, Lili'nin en sevdiği yemekti. Yani bu evde adam karısının bütün ricalarına karşın akşam yemeklerini sadece kedisini düşünerek seçiyordu.'' Fukuko kocası uğruna kendi damak zevkinden feragat etmeye razı olmuştu ama aslında bu iş kediye yarıyordu. Lily'ye hizmet eder olmuştu. Yok öyle bir şey. Hep kendim yemeye niyetlensem de Lily rahat bırakmıyor. Arkamdan taciz edip duruyor. Ben de ona vermek zorunda kalıyorum. Yalan söyleme. En başından beri sırf Lily'ye vermek için sevmediğin halde seviyormuş gibi yapıyorsun. Senin gözünde o kedi kesinlikle benden daha önemli.'' ''Hayır, hiç öyle bir şey yok.'' Şozo bunu müthiş bir hiddetle söylediyse de Fukuko'nun son sözleriyle gardı düşmüştü. ''Öyleyse ben daha önemliyim.'' ''Elbette sen daha önemlisin. Aptalca şeyler söyleme.'' ''Madem öyle, icraat yap da lafta kalmasın. Yoksa sana inanmam.'' ''Yarından itibaren bir daha balık falan almam. O zaman sorun yok değil mi?'' ''Onu bunu bırak. Lili'yi postala. En iyisi kedinin gitmesi.'' Gerçekten böyle istiyor olamazdı. Ama meseleyi hafife almaya da gelmezdi. Yoksa kadın daha da heveslenebilirdi. Şozo yorgun bir tavırla bacaklarını bitiştirip ellerini kibarca dizlerinin üzerine koydu ve öne doğru eğilerek oturma pozisyonunu düzelttikten sonra eziyet edileceğini bile bile kediyi oraya göndermemi istiyorsun. Böyle zalimce şeyleri aklının ucundan bile geçirme dedi yalvarıcısına. Bunu benden isteme. Öyle deyince Bak işte. Tam da düşündüğüm gibi kedi benden daha önemliymiş. Lili bu evden gitmezse ben giderim. Saçma sapan konuşma. Bir hayvanla aynı kefeye konmak istemiyorum. Belki de çok sinirlendiği için aniden gözünden yaşlar boşandı. Fukuko buna kendisi de şaşırmış olacak ki hışımla kocasına sırtını döndü. Yukiko adıyla Shinako'nun mektubunun geldiği sabah Şozo ile aramızı bozmak için böyle bir yaramazlık yapacak kadar aşağılık bir insanmış. Bu mektuba kim inanır ki? diye düşünmüştü Fukuko. Gerçekten de Fukuko'nun böyle basit bir numaraya kanacak kadar ahmak olduğunu mu sanmıştı? Planı açıkça belliydi. Lili konusunda Fukuko'nun içine kurt düşürecek, sonunda kediyi kendisine göndertip karşısına geçecek. Gördün mü bak, gülüp eğlendiğin insanlar gibi sen de kediyi kıskandın değil mi? Nihayetinde sen de kocanın gözünde çok önem arz etmiyormuştun diyerek dalga geçip alkış tutacaktı. Olaylar bu noktaya kadar gitmese bile bu mektupla evde bir huzursuzluk dalgası yarattığı için tatmin olacaktı. Ama Fukuko bu tuzağa düşmeyecek, zaten mutlu olan yuvalarındaki saadeti daha da arttırıp böyle fesatlıkların kocasıyla arasını bozmayacağını göstererek her ikisinin de Lili'yi çok sevdiği ve ondan asla vazgeçmeyecekleri imajını verecekti. Evet yapılacak en iyi şey buydu. Fakat mektubun gelişi kötü bir zamana denk gelmişti. Birkaç günlük istavrit diyeti Fukuko'nun ruhunu Shozo'ya ufak bir ders vermeye yöneltecek kadar daraltmıştı. Kocasının düşündüğü kadar kedi meraklısı değildi ama öyle görünmesinin başlıca iki sebebi vardı kocasının zevklerine uyum sağlamak ve Shinoko'ya karşı bir savunma geliştirmek. Daha Shozo'nun evine taşınmadan kendim inanırsam diğerlerini de inandırırım düşüncesiyle mustakbel kayınvalidesi Orin ile tasarladıkları Shinoko'dan kurtulma planlarının bir parçası olarak kendiliğinden kedi sever oluvermişti. Eve taşındıktan sonra Lily'e sevgisini boca ederek böyle görünmeye devam ettiyse de giderek bu küçük yaratığın varlığından huzursuz olmaya başlamıştı. İpek gibi yumuşacık tüylü, hem yüzü hem kendisi güzel, bu bölgelerde pek görünmeyen zariflikte batılı cinste bir dişiydi. Fukuko eve misafir olarak geldiğinde kediyi kucağına alıp okşamış ve hayvanın ne kadar sevimli olduğunu, böylesine bir varlığın Shinoko denen kadına nasıl külfet vermiş olabileceğini düşünmüştü. Herhalde sahibinin sevgisini kaybedince kediye de mesafe koymuştu. Nispet olsun diye değildi oturmuş kediyi severken gerçekten de böyle hissetmişti Fukuko. Ama şimdi Shinako'nun halefi olarak eve gelince onunla aynı muameleyi görmeyip önemsendiği hissetse de artık Shinako'nun tavrını küçümseyemiyordu. Shozon'un kediye olan düşkünlüğü normal değildi. Kesinlikle aşırıya kaçıyordu. Aslında kediyi sevmesi değildi sorun ama ağzındaki balığı Üstelik karısının gözleri önünde kediye uzatıp çekmesi hoş görülecek bir şey değildi. İşin doğrusu kedinin akşam yemeklerinde olması bile hoşuna gitmiyordu. Kayınvalidesi incelik gösterip yemeğini herkesten önce yiyerek üst kata çıkınca Fukuko kocasıyla baş başa vakit geçireceğini düşünse de kedi sinsice ortaya çıkıyor, kocasının dikkatini kendi üzerine çekiyordu. Bazı akşamlar kedinin ortalıkta olmadığına şükretse de daha yemek masasının ayaklarını açtığı anda veya iki tabak çanak tıkırtısında kedi oracıkta bitiveriyordu. Nadiren gelmediğinde bile Şozo endişeye katılıp yüksek sesle Lili, Lili diye çağırıyordu. Kedi gelinceye kadar defalarca üst kata bakıyor, arka kapıya koşuyor, hatta sokağa bile çıkıyordu. Fukuko, şimdi döner gelir, bir kadeh sake içmez misin? diye içtenlikle bardağı uzattığında bile duraksayıp bir yere oturmuyordu. Böyle durumlarda tek derdi Lili olduğu için karısının ne düşündüğünü aldırış etmezdi. Ayrıca geceleyin yatağa girme faslının da tadı yoktu. Şoza şimdiye kadar üç kedi büyütmüştü ama sadece Lili cibinliğin altında yatağa girebilmeyi başarıyordu. O nedenle Lili'nin kendisiyle çok zeki olduğunu söylerdi. Gerçekten de öyleydi ama. Kedi yüzünü döşemeye yapıştırıp sürüne sürüne tülün altından geçerdi. Genellikle şozonun döşeğinin yanına kıvrılırdı ama üşüdüğünde yorganın üstüne çıkar, tıpkı cibindiğin altından geçtiği gibi sinsice yastıkların arasından süzülüp ortalarına girerdi. Böyle olunca kediden sır saklamanın imkanı kalmazdı. Yine de Fukuko hem şimdiye kadar kedi sever maskesini çıkarma fırsatı bulamadığından hem de gururundan rakibi alt tarafı bir kediydi. Kediye karşı beslediği gerçek duyguları gizli başarmıştı. Lily onun için sadece bir oyuncak. Gerçekte sevdiği ise benim. Nihayetinde vazgeçemeyeceği kişi ben olduğuma göre aptalca bir şey yaparak onun gözünde değerimi düşürmemeliyim diye düşünüyordu. Gönlünü ferah tutup zavallı hayvancıyı suçlamayı bırakacak ve kocasının zevklerine ayak uydurmayı deneyecekti. Ama çok sabırlı kişiliğine sahip olmadığından böyle şeylere çok uzun süre katlanması beklenemezdi. Sonrasında sıkıntıları yine nüksedip yüzüne yansımaya başladığında bu soslu istavrit meselesi ortaya çıktı. Kocası kendisini memnun edebilmek için kedisini sevmiyormuş gibi görünüp nefret ettiğini bile bile yemeği karısına yaptıracak kadar ileri gitmişti. Bu açıkça karısı ve kedi kıyaslandığında kedinin ağır basması anlamına geliyordu. Önceleri görmezden gelmeye çalıştığı bu gerçek artık gözüne batar olmuştu. Bundan böyle gurura yer yoktu. Shinako'nun mektubu kıskançlığını tetiklemişti ama aynı zamanda tam da patlak vermek üzere olan sıkıntıların hafiflemesine yol açmıştı. Shinako sesini çıkarmamış olsaydı Fukuko, Lili'yi ona göndermekte ısrar edip bir gün daha katlanmak istemediği kediden kurtularak her şeyi kökten çözebilirdi. Ama diğer taraftan kadının bu fesat çıkarma niyetindeki sinsi mektubundan sonra böyle bir şey yapması düşünülemezdi. Bu düpedüz pes etmek anlamına gelirdi. Başka bir deyişle Fukuko kocasına olan öfkesiyle Shinako'ya olan öfkesi arasında hangisine göre hareket edeceğini kestiremediği bir ikilemde kalmıştı. Kocasına mektuptan bahsetmektense aslında öyle olmasa bile Shinako'nun kuklası olmuş gibi görünmek istemediği için sır olarak tutması daha iyiydi. O halde hangisinden daha fazla nefret ediyordu? Shinako'nun bu hareketi tepesine attırmıştı ama kocasının tutumu da affedilemezdi. Özellikle de bütün bunlar gözünün önünde olduğu için küplere biniyordu. Dahası sen yine de dikkatli ol alt tarafı kedi deyip geçersen o kedi de senin yerine geçer. Sözleri onu beklemediği kadar etkilemişti. Elbette böyle bir saçmalığın olabileceğine inanmamıştı. Ama Lili'yi evden tamamen gönderirse böyle aptalca şeyler düşünmek zorunda kalmayacaktı. Ama diğer taraftan bu Shinako'ya müthiş bir haz vereceği için katlanılmaz bir düşünceydi. Shinako'ya duyduğu nefret dalgası öne geçtiğinde bu kadının kurnaz hilesine kanmaktansa kediyi evde tutmanın daha iyi olacağına karar verdi. Böylece akşam yemeğinde seçeneklerini düşünerek huzursuz bir şekilde oturuyordu. Ama her zamanki kedi balık oyununu izleyip balıkların tabaktan bir bir kayboluşunu görünce zamanadan çıkarak öfkesini kocasının üzerine boşaltmanın daha iyi olacağına karar verdi. İlk başta gerçekten de Lily'i evden attırmak niyetiyle konuşmaya başlamış olmasa da olayı ciddi boyuta taşıyan Shozo'nun tutumuydu. Fukuko'nun köpürmek için her türlü geçerli sebebi olduğundan işi yokuşa sürmeden karısı ne diyorsa yapması Shozo için en iyisi olacaktı. Kadının istediğini yapmasına biraz rıza gösterse Fukuko az da olsa rahatlayacak hatta belki bir daha ısrar bile etmeyecekti. Ama Shozo gereksiz yere bahane yaratıp kaçmayı tercih ediyordu. Bir şey istemese de hayır diyememek onun kötü bir alışkanlığıydı. Önceliği ne olursa olsun karşısındakini üzmekten kaçınmak, köşeye sıkıştırılana kadar tepkisiz kalmaktı. Birisiyle hem fikirmiş gibi görünebilir ama asla kesin bir evet diyemezdi. Mahcup görünse de kendince kurnaz bir inatçıydı. Fukuko şimdiye kadar diğer taleplerini nasıl kolayca yerine getirdiğini fakat işliliğe gelince defalarca Alt tarafı kedi yahu deyip lafı gevelediğini fark etmişti. Anlaşılan Lili'ye olan sevgisi Fukuko'nun düşündüğünden çok daha büyüktü ve bu iş böyle yarım kalamazdı. Bak Shozo dedi cibinliğin altından geçip yatağa girerken. Bana dön yüzünü. Ah çok uykum var. Ne olur bırak da uyuyayım. Olmaz. Şu mesele çözülünce uyursun. Bu gece çözülmek zorunda mı? Yarın konuşalım. Dükkanın saçaklarında asılı lambanın ışığı dört camlı vitrinin arkasındaki perdeden geçerek içerideki mobilya ve eşyaların hatlarını ancak belirsizce ortaya çıkaracak kadar aydınlatıyordu. Şozo yorganı kenara atmış sırt üstü yatıyordu ama yüzü karısına dönük değildi. Bana arkanı dönme. Ne olur bırak uyuyayım. Dün gece cibin diye sivrisinek girmişti bir damla uyuyamadım. Öyleyse benim dediklerimi yapacak mısın? Erken uyumak istiyorsan hemen kararını ver. Çattık yahu. Neye karar vereyim? Öyle çok uykum var ayaklarına yatıp beni kandıracağını sanma. Lili'yi gönderiyor musun? Göndermiyor musun? Derhal yanıt bekliyorum. Yarın. Yarına kadar düşüneyim. Deyip huzurlu bir homurtu çıkartmaya başladı Şozo. Sana diyorum. Diyerek aniden doğrulan Fukuko kocasına doğru dönüp kıçına sağlam bir çimdik attı. Ah! Oh, ne yapıyorsun be? Seni gidi. Lili seni tırmalarken iyi. Ama ben ufak bir çimdik atınca canın yandı öyle mi? Acıyor. Sana diyorum kes şunu. Bundan ne olur ki? Kedi bile seni tırmalayabiliyorsa ben de baştan aşağı çimdikleyebilirim. Ay! Ay! Acıyor. Şozo yerinden zıplayıp kendini korumaya çalışsa da üst kattaki annesini uyandırmamak için kısık sesle inlemeye devam ediyordu. Fukuko ise öngörülmez şekilde bir yandan çimdiklemeye, bir yandan da tırmalamaya devam ediyordu. Yüzünü, omuzlarını, göğsünü, kollarını, bacaklarını her yönden saldırmaya devam ediyordu. Şozo kurtulmaya çalıştığında ise hafif bir şaplak evde yankılanıyordu. Nasılmış bakalım? Tamam pes, bırak artık. Ayıldın mı uykudan? Ayıldım ya. Anam anam. Çok acıyor. Öyleyse hemen cevabını ver. Evet mi hayır mı? Acıyor. Şozo soruya yanıt vermeden kaşlarını çatıp orasını burasını sıvazlamaya başladı. Demek gene dümen yapıyorsun. O zaman ben de böyle yaparım. Diye bağıran Fukuko iki üç tırnağıyla olabildiğince bastırarak Şozo'nun yanağını çizince böyle bir acının mümkün olabileceğini daha önce hiç düşünmeyen Şozo ah diye çığlığı bastı. Bu defa Lili bile ürkmüştü ve usulca cibinliğin altından çıkıp kaçtı. Neden bana bu eziyeti çektiriyorsun? Bilmem. Lili için dersem hoşuna gider diye düşünmüştüm. Hala bu kadar aptalca bir şeyi nasıl söyleyebiliyorsun? Sen kesin kararını verinceye kadar istediğimi söylerim. Pekala. Beni mi def edeceksin? Lili'yi mi? Seni def etmek bahsi de nereden çıktı şimdi? ''Öyleyse Lili'yi sepetleyeceksin değil mi?'' ''Tamam da bu birinizi seçme meselesi.'' ''Kes kes, kararını ver hemen.'' Fukuko böyle diyerek adamın yakasına yapıştığı ve iteklemeye başladı. ''Hadi, hangimizi seçeceksin? Cevap ver bakalım.'' ''Hemen, hadi.'' dedi. ''Bu kadar gaddar olma. Bu iş çözülünceye kadar yakanı bırakma. Söyle bakalım hadi.'' ''Eh, tamam. Madem yapacak bir şey yok.'' Lili'yi göndereyim o halde. Gerçekten mi? Gerçekten. Şozo gözlerini kapatıp ağır başlı ve metin görünmeye çalıştı. Senden bir hafta daha beklemeni rica edebilir miyim? Böyle deyince tekrar öfkelenebilirsin ama ne de olsa o hayvancık on yıldır bu evde. Öyle ha deyince gönderemem ya. Lütfen bir haftacık daha evde kalsın ki sevdiği şeylerle onu besleyeyim. İçim rahat olsun. Ha, ne dersin buna?'' Sen de bu zaman zarfında neşelenip ona iyi davran. Kediler kinci olur bilirsin. Bunları öylesine masumane ve içten şekilde söylemişti ki Fukuko hayır diyemedi. Pekala ama sadece bir hafta. Anlaştık. Elini ver. Ne? Fukuko adamın elini yakaladı ve serçe parmağını onunkine geçirip söz aldı. Anne. İki ya da üç gün sonra bir akşam Fukuko mahalle hamamına gittiğinde Shozo evin önündeki tezgahın başında beklemeyi bırakıp kendi küçük masasında yemek yiyen annesinin yanına salona gitti. Yanına çömelerek tereddütle anne senden bir ricam olacak dedi. Annesi kamburunu çıkarmış her zamanki gibi sabah bulamaç kıvamına gelene kadar kaynatıp yemek saatine kadar toprak kapta beklettiği deniz yosunlu pirinç yemeğini yiyordu şey Fukuko aniden Lili'den nefret eder oldu ve benden onu Shinako'ya vermemi istiyor. Geçen akşam bir patırtı kopmuştu. Bizi duydun mu sen? Gecenin bir yarısı öyle çok patırtı yaptınız ki bir an korkup deprem falan oldu sandım. O mesele değil mi işte? Evet ama işte bak. Shozo annesini görsün diye kollarını sıvayıp uzattı. Bak her yerim çürük içinde kaldı. Bak hatta yüzümde de var. Bizi kalmış biraz. Neden böyle bir şey yaptı ki? Kıskan çünkü aptalca geliyor ama Lily'e çok ilgi göstermemi kıskanıyormuş. Olacak şey değil. Delilik resmen. Ama Shinako da sanki böyle şeylerden bahsediyordu. Senin o kediyle olan münasebetini kim görse kıskanır. Yani Shozo küçüklüğünden beri annesi tarafından pohpohlanmaya alışmıştı ve bu yaşında bile hala pohpohlanmak istiyordu. Şımarık bir çocuk gibi sinirli sinirli burun deliklerini titreterek ''Anne, sen de hep Fukuko'dan yana oluyorsun.'' dedi. ''Bak evladım, kedi de olsa, insan da olsa, sen başka birisine gereğinden fazla ilgi gösterip eve yeni gelmiş gelini umursamazsan üzülür tabii.'' ''Hadi canım sen de. Ben her zaman Fukuko'yu düşünüyorum. En çok önem verdiğim o.'' ''Madem öyle, neden biraz serbestlik tanımıyorsun ona?'' Bu meseleyi bana kendisi de anlattı. Anlattı mı? Ne zaman oldu bu? Dün çıtlattı. Dedi ki artık Lili'ye katlanamıyormuş. Sen de Lili'yi Shinoka'ya göndereceğine söz vermişsin doğru mu? Doğru. Ben de onu diyecektim işte sana. Acaba diyorum sen bir konuşsan da iş o boyuta varmasa. Ama sen sözünü tutmazsan evi terk edeceğini söyledi. Blöf yapıyor. Blöf mü değil mi bilmem ama madem böyle istiyor neden sen de suyuna gitmiyorsun? Eğer sözünü tutmazsan sorun çıkacak. Şozo yüzünü ekşitip dudağını bükerek yere baktı. Annesinin Fukuko'yu ikna edebileceğine güvenmişti ama işler umduğu gibi gitmiyordu. O kız bir anlık öfkeyle sahiden basıp gidebilir. Tamam. Gitsin ama sonra babası, kedinin bile daha el üstünde tutulduğu bir eve kız falan göndermem ben. Derse ne yaparım? Senden çok benim başım ağrır. Demek sen de bana Lili'yi gönder diyorsun. Diyorum ki bir süreliğine Shinoko'ya ver. Fukuko biraz sakinleşinceye kadar. Fukuko kendini daha iyi hissedinceye kadar biraz sabredersin. Sonra geri alırsın. Bu işler böyle yürür. Yaşlı annesi Shozo kediyi gönderirse Shinoko'nun onu asla geri vermeyeceğini ya da Shinoko vermeye razı olsa bile Fukuko'nun kabul etmeyeceğini biliyordu. Şozo şımartılmış çocuk rolüne soyunuyor, annesi ise onu yumuşatarak ustalıkla tesiri altına alıyordu. Kendisi en başından ne istediyse sonunda oğluna onu yaptırıyordu. Gençlerin artık çizgili kumaştan kabartma elbiseleri giymeye başladığı bir dönemde kendisi hala eski moda çizgili kimono üstüne sıcak tutsun diye hafif pamuklu doldurulmuş kolsuz bir yelek ve baş parmağı farklı örgü çorap giymeye devam ediyordu. Zayıf ve çelimsiz vücuduyla yaşamını tamamen tüketmiş bir kadına benziyordu fakat hala yaptıklarında ve söylediklerinde en küçük bir tutarsızlığa yol açmayacak kadar keskin bir zihne sahipti. Hatta komşular işi oğlundan çok anasının yürüttüğü kanısındaydılar. İnsanlar Shinako'nun evden ayrılmasını annesine bağlıyor ve Shozo'nun karısını az da olsa hala sevdiğini düşünüyorlardı. Öyle ya da böyle. Onların arasında bayan işi sevmeyip Şinako'ya sempati besleyenler çoğunluktaydı. Bu eleştiriye karşı yaşlı bayan işi bir kaynana oğlunun karısından ne kadar haz etmezse de eğer oğlu ilişkisinden memnunsa kadın asla evi terk etmemeli ya da kovulmasına izin vermemeli diye cevap vermişti. Olaylar elbette Şozo artık Şinako'yu sevmediği için böyle gelişmişti. Ama annesinin ve Fukuko'nun babasının desteği olmazsa Şozo'nun karısını evden kovmaya cesaret edemeyeceği gün gibi ortadaydı. Aslında annesi ve Shinako her nedense en baştan beri geçinemiyordu. Gelin güçlü, boyun eğmez bir karaktere sahipti ve eleştiriye mahal verecek en ufak bir hata yapmamaya gayret ediyor, kaynanasına hizmette kusur etmiyordu. Bayan işi ise bu hatasız gösteri karşısında en ufak bir kusuru yok ama benim için yaptıklarında en ufak bir samimiyet göremiyorum. Görüyorsun ya, yaşlı bir insanın hayatını daha neşeli kılmayı gerçekten isteyen sevgi dolu, kibar bir yaratılışı yok. İşte bu yüzden sevemiyorum, demişti. Aslına bakarsanız bu uyumsuzluğun nedeni ikisinin de karakter sahibi olmasıydı. Yine de ilk bir buçuk sene her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Bayan işi ağabeyine Shozo'nun dayısının adı Nakajima'ydı ve Imazu'da yaşıyordu. 2-3 gecelik ziyaretlere başladığında gelin Shinako'nun ona eşlik etmesinden hoşlanmıyordu. Birkaç gün geçince Shinako kaynanasının durumunu öğrenmek için Imazu'ya gittiğinde ondan eve geri dön. Beni alması için Shozo'yu gönder. Karşılığını ağladı. Shozo gidince de kuzeni Fukuko annesiyle ağız birliği yapıp Shozo'yu karanlık basıncaya kadar tutsak ederdi. Şozo bu işte bir bit yeniği olduğundan az çok şüphelense de Fukuko ne önerirse Kosein Stadyumunda bezbol maçı izlemek, plajda yüzmek ya da Hanshin Parkı'na gitmek ve benzeri kabul ediyordu. Böyle karşısına çıkan her teklifin tadını çıkara çıkara kendini kuzeniyle enteresan bir ilişkiye doğru sürüklenirken bulmuştu. Dayısının işi tatlı imalatı ve satışıydı. İmuza'da ufak bir imalathanenin yanı sıra ana yol üzerinde kiraya vermek için yaptığı 5-6 dükkanı vardı. Kendisi her ne kadar refah içinde olsa da muhtemelen annesi çok erken yaşta kaybettiğinden olsa gerek kızı giderek problem olmaya başlamıştı. Ortaokulu ikinci sınıfın yarısında bıraktıktan ya da bırakmak zorunda kaldıktan sonra bir türlü durulmamıştı. Evden iki kez kaçmıştı. Bunlar Kobe gazetesinde haber olduğu için evlenmek istese bile pek talibi yoktu. Ayrıca kuralcı ve saygın bir aileye gelin olmak gibi bir niyeti de yoktu. Nakajima bir şekilde kızının geleceğini hazırlamak istiyordu. Ve bu da kardeşi yani Shozo'nun annesi Ori'nin gözünden kaçmadı. Fukuko kendi kızı gibiydi. Huyunu suyunu biliyor, kişiliğindeki kusurları dert etmiyordu. Elbette hafif bir geline sahip olmayı istemezdi ama kız zaten artık kendisinden daha fazla mahremiyet beklenecek yaşa gelmişti. Eğer kocaya giderse ona ihanet edecek birisine benzemiyordu. Etse bile sorun teşkil etmeyecekti. Ana yol üzerindeki iki dükkan kızın üzerineydi. Bu da ayda 63 yen gelir demekti. Babası dükkanları yaklaşık iki yıl önce kızın üzerine yapmıştı ve Ori'nin hesaplarına göre faizi hariç 1512 yen birikmiş parası olmalıydı. Fukuko ayda 63 yenin yanı sıra bu parayı da çeyiz olarak eve getirebilirdi. Tüm bu parayı bankaya yatırınca mesela 10 yıl gibi bir sürede ufak bir servet sahibi olurdunuz. Ori'nin bütün derdi buydu. Ömrünün birkaç yılı kaldığı için kendi adına bu kadar açgözlü davranmasının bir anlamı yoktu. Peki ama şaşkın oğlu ne olacaktı? ilerleyen yıllarda nasıl geçinmeyi planlıyordu. Bu sorulara net bir yanıt bulamazsa gözü açık giderdi. Hankü tren istasyonu seferlere başlamış, yeni bir ana yol açılmıştı ve eski aşıya yolundan her geçen yıl daha az insan geçer olmuştu. Dolayısıyla burada kalıp süccaciye satmaya çalışmanın bir mantığı yoktu. Ama başka yere gitmek için ellerindeki dükkanı satmaları gerekirdi. Satabilseler bile nereye gidecekleri veya ne yapacakları konusunda bir fikri yoktu. Shozo ise yaratılışı gereği böyle şeylere kafa yormuyordu. Fakir olmayı umursamıyor, kendini işine veremiyordu. 13-14 yaşlarındayken Nishinomiya'da bir bankada kuryelik yapıp akşam okuluna gitmişti. Daha sonra o ilk golf sahasında çanta taşıyıcı, biraz daha büyüyünce de aşçı çırağı oldu. Hiçbir yerde uzun süre barınamadı ve zamanını böyle çarçur ettiği sırada babasını kaybetti. O günden sonra bütün işleri annesine iteleyerek züccaciye dükkanının başına geçmiş oldu. Diğer erkeklerin yaptığı gibi bir iş aramak yerine işleri yoluna koyana kadar dayısından para alarak ana yolda bir kafe açmak istiyordu. Bunun dışında gerçekten yapmak istediği kedi beslemek, bazen bilardo oynamak, çömlekte bonzai yetiştirmek ve ucuz kafelerde çalışan garson kızlarla flört etmekti. Yaklaşık 4 yıl önce yani 26 yaşındayken Tatami üreticisi Tuskamato'nun ara buluculuk etmesiyle Aşiya tepesindeki zengin ailelerden birinde hizmetçilik yapan Shinako ile evlendi. Evlendiği günden itibaren ailenin işleri kötüye gitmeye başladı ve ay sonlarını zor getiriyor oldular. İki kuşaktır Aşiya'da yaşadıkları için konu komşuya olan borçlarını erteleme lüksüne sahip olsalar da 3,5 metrekarelik dükkanın aylık 15 yenlik kirasını 2 yıla yakın süredir öteliyorlardı. Ve toplam kira borcu 120 yenin üzerindeydi. Ödemelerinin imkanı yoktu. Shinako bu konularda Shozo'ya güvenemeyeceğini bildiği için aile bütçesine katkı olsun diye evde dikişleri yapmaya başladı. Bununla da kalmayıp azıcık hizmetçi maaşından arttırdıklarıyla aldığı çeyiz eşyalarını da satmaya başladı. Çok geçmeden pek çoğu satılmıştı bile. Bütün bunlara rağmen Shinako'yu evden kovmaya çalışmaları çok zalimceydi ve gelinden yana oldukları için komşuları haklı görmek doğaldı. Ama Orin'e göre bunun yapılması zorunluydu. Shinako'nun aradan geçen zamana rağmen henüz çocuk doğurmamış olması ise geçerli bir bahaneydi. Fukuko'nun babası kızı nihayet yuva kurup yerleşeceği ve yeğeni de maddi çıkmazdan kurtaracağı için bu duruma hoşnuttu. Onun böyle düşündüğünü bilen Orin ise planını uygulamakta kararlıydı. Böylece Fukuko ile Shozo'nun arasını yapmakla ailelerin önemli bir rol oynadığı yatsınamaz olsa da Shozo sevimli bir tip olduğu için işler kendiliğinden de böyle gelişebilirdi. Aman aman yakışıklı değildi ama çocuksu bir yönü vardı. Bu yaşta bile yumuşak başlı biriydi. Golf oynamaya gelen insanlar Shozo'dan oldukça memnundu. Diğerlerinden daha çok bahşiş, yıl ortası ve yıl sonu ikramiyesi alıyordu kafelerde de oldukça popülerdi ve kısa sürede çok az masrafla aheste aheste eğlenme sanatını kapmıştı. Kaçınılmaz olarak tembelliği alışkanlık haline getirmişti. Ne olursa olsun annesi Orin ağları özenle örmüş ve böylece bu körpe kuşu yüklü bir çeyizle beraber oğluna gelin olarak almayı başarmıştı. Ama yine de oynak bir kız olduğundan onu yuvada tutabilmek için hem kendisi hem de Şozo elinden geleni yapmak zorundaydı. Tüm bunlar olurken kedi ne yapıyordu? Ona kim bakıyordu? Doğrusu içten içe Orin bu ufak yaratıktan tiksiniyordu. Lili aslında Şozo'nun aşçı çırağı olarak çalıştığı batı yemekleri yapan bir Kobe restoranının kedisiydi. Ama Şozo işi bırakıp eve dönünce kediyi de yanında getirmişti ve o günden beri ev bir türlü toplanmıyordu. İşi düştüğünde kendi kum kabını kullandığı için Şozo'ya göre Lili asla evi kirletmiyordu. Buraya kadar güzeldi ama evden dışarı çıktığında bile ihtiyacını görmek için eve gelip kum kabını kullanmayı huy edindiğinde evin içi kötü kokular basmıştı. Dahası birinden diğerine süzüldüğü odalara butlarına yapışan kumları da bat taşıyıp tatami üzerinde toz öbekleri oluşturuyordu. Özellikle yağmurlu günlerde evin havası çok ağır, koku çok baskın olurdu. Böyle günlerde Lili dışarıdaki gezintisinden dönerken çamuru da beraberinde getirip sağda solda pati izleri bırakırdı. Şozo kedinin tıpkı bir insan gibi kapıları ve kağıt paravanları açarak geçebilmesiyle övünürdü. Açmasını açıyordu ama hayvan olduğu için kapatmayı beceremiyordu. Soğuk günlerde geçtiği bütün kapıları kapatmak için birinin durmadan peşinden koşması gerekiyordu. İşin kötüsü kağıt paravanları delip deşiyor, tahta kapılara da çizik içinde bırakıyordu. Sofrayı kurmak veya raftan tabak almak için ayrıldığınız anda ister çiğ, ister pişmiş, isterse de kızartılmış olsun balıkları mideye indiriyor olması da cabasıydı. Ama en kötüsü Lili her ne kadar arkadan çıkanları kontrol edebiliyor olsa da önden çıkanlara hakim olamıyor. Yani ara sıra kusuyordu.'' Bunun sebebi Shozo'nun kediye yemek masasında akrobasi yaptırmasıydı. Lily'e karnı patlayıncaya kadar balık atmaya devam ediyordu ve yemekten sonra masayı kaldıranlar yerde yarısı yenmiş balık kafaları ve kuyruklarıyla karşılaşıyordu. Ama Shinako aileye katılıncaya kadar bütün ev işlerini ve yemeği yapan annesi 5-6 yıl önce yaşanan bir olaydan dolayı Lily'e ve tuhaf alışkanlıklarına katlanmıştı. Orin kediyi ama Gasi'deki bir manava vermişti ama tam bir ay sonra kedi bütün o yolu kendi başına yürüyüp Aşiya'daki evlerine geri dönmüştü. Eğer Lili köpek olsaydı bunda şaşılacak bir şey olmazdı. Ama bir kedinin eski sahibi için yaklaşık 25 kilometre yolu yürümesi gerçekten dokunaklıydı. Böylece Şozo'nun Lili'ye olan bağı eskisinden iki kat güçlenmiş hatta annesi bile yumuşamıştı. Belki de bu kedi de sıra dışı bir şeyler olduğunu hissetmeye başlamış. Shozo'ya kediden kurtul demeyi bırakmıştı. Ama Shinako eve geldiğinde kedinin varlığı öncekinin aksine gelinden kurtulmak için bir avantaj haline gelmişti. Fukuko da aynı kandaydı elbette. Orin artık kediye iltifat bile ediyordu. İşte bu yüzden annesinin kedi meselesinde birden Fukuko'nun tarafına geçmesi Shozo'yu şaşkına çevirmişti. İyi ama biz Lili'yi versek bile kendi başına eve dönecektir. Geçen sefer ta Amagasaki'den o kadar yolu yürüyüp gelmişti. Evet ama bu kez tamamen yabancı birine gitmiyor ve Shinako ona kim bilir nasıl davranacak. Hem dönerse kalmasına müsaade ederiz. Her neyse yarın gönder kedi. Aman ne iyi acaba ne yapsam diyerek defalarca içini çeken Shozo tam annesini başka yollardan kandırmayı deneyecekken kapının önünde ayak sesleri duyuldu. Fukuko mahalle hamamından dönmüştü.